Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Jungle'da Ying oynuyoruz kardeşim ve karşımızda da Butterfly var. Butterfly avluda yok muydu lan? Vardı. Skill'leri çok seri dönüyor ama burada tüm şampiyonların skill'leri çok seri dönüyor. O muhabbetten bir sorun yaşamayacağını teşkil ediyorum. Şimdi elimdeki şampiyon oynanış zorluk kiti bakımından en zoru ama pasifini cartını curtunu düzgün kullandığımızda çok güzel iş yapıyor. Erken oyunda zayıf, orta oyuna mid game'e doğru yani yarı item çıktıktan sonra falan mı ne güçleniyor? Öyle bir şeyimiz var. O muhabbetten bakalım bizleri neler bekleyecek. Şimdi öğrenilen yetenekleri falan filan da gösteriyor. Oyunu beğendiniz mi kardeşim? Bunu şu an yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ama şöyle bir kıyaslama yapmanızı istiyorum. Mobile Legends ilk çıktığında nasıldı? Wild Rift ilk çıktığında nasıldı? Arena of Valor ilk çıktığında nasıldı? Ben bu üçünün de ilk çıktığı gün oynadığım, işte ilk çıkılan gününe göre oynadığıma göre bir şey bakımından yorumlarsam, bu oyun ilk çıkışına göre hiç de fena bir şekilde izlenim vererek çıkmadı yani oynanış ve kit muhabbeti olarak. Ama bu da bir bakıma çok normal. Neden çok normal? 2024 yılındayız kanka. Yani oyun bir de hali hazırda 5 senelik bir oyun olduğu için ilk izlenime böyle güzel gelmesi gayet normal. Şimdi normalde ben 2 level olup mid'e gank falan filan atıyorum ama mid'deki eleman ölüp base'den geldiği için şuradaki şu küçük veledi alalım. Oynarken şu morlu şeyi almanız çok önemli kanka, morlu şey aynen. Oyun bilgimiz ektedir. Ben Q'yu fulluyorum bu şampiyonu oynarken havaya savurma skillinden dolayı. Pasifini biriktirmek birazcık zor. O timing'i iyi yakalamak gerekiyor ama eğlence adresi tamam, 4 level olan yok. Orada bir fight dönecek. Orada şu an iyi oynayan kazanacak kardeşim. Ben size öyle söyleyeyim. Şöyle bir arayı kapatalım. Şunu da tam bir şöyle şuradan havaya kaldırsak çok güzel. Burada da her neyse işte kardeşimizi cart curt bir şekilde düz vurarak keselim. Tamam güzel. Doğru zamanda gank attık diyebilirim yani şu an. Oyun bile hayati takım savaşı şeyini verdi yani. Videoların dışında cidden kafa kafaya giden maçlar da var. Mesela bundan önce bir şampiyonun videosunu çekmiştim. Maç çok kolay geçtiği için onu atmayacağım. O yüzden şu an tekrar kaydı açtım yani. Sizden ricam videoyu beğenip yorum atmanız kanka oyunla ilgili. Bu arkana muhabbeti çok önemli. Şu an arkanalarım 120 seviye. Nasıl 120 seviye ben de bilmiyorum. Sadece oynuyorum ve avantajlı paket varken avantajlı paket satın alıyorum. Yaptığım muhabbet bu şu an. Burayı ben bir tur daha oynarım bu arada buraya. Neden? Çünkü neden oynamayalım? Şöyle bir Q'yu basıp son vuruş atarsak çok güzel. Nice. 6 kill'in üçünde varız şu an. Bunu oynarken de karşı jungle'ın kaynaklarını tüketirseniz daha iyi. Neden daha iyi mesela, size onu da anlatayım. Mesela ben buradan şimdi kaç gold alacağım kanka? 68. Bu karşı jungle ne kaybetti? Fazladan 68 gold kaybetti. Ben korkusuz bir salak olduğum için karşının normal kaynaklarını tüketmeyi sevdiğimden de gireceğim. Tamam çıkıyorum buradan. 1700 vuruyor ama smite'ım. Bekle. Ananın. Tamam. Burada zorlamaya gerek yok. Mid de buraya geliyor çünkü. Burada bir tur kapatılabiliriz, değil mi? Aynen. Şuradan şunu bir tur alalım. Ultim var ama şu an ulti kullanmalık bir durum yok. O muhabbetten şu middeki canları yiyeyim. Buradaki kardeşlik kusura bakmasın yani. Şimdi oraya oynanır mı? Bence benim oraya 6 level olup oynamam daha sağlıklı olacaktır. Bunu kestiğimde 6 olur muyum? Tamam. Ormanını kestiğinde yetit mi oldun Chen? Gel bakalım. Bak ultisi çok güzel. Havaya savuruyor, bir şey yapıyor. Ondan sonra global bir şey yapıyor. Ama ben seni salmayacağım kanka. Kanka o kadar uzaktan vuruyorsun. Bir şey yapsaydın lan adama. Neyse. Dediğim gibi bizim zaten erken oyunda gücümüz yok. Bu şampiyon bir nevi off tank. İtem çıktıkça daha çok scale oluyor. Onu videonun başında da bahsetmiştim. Ona rağmen doğru yerlerde bulunduğumuz için güzel şeyler oldu. Şimdi size bir şey danışacağım. Şu an izlediğiniz şeyleri güzel olsun diye ranked'da maç atıyorum ama klasikte diğer videolar, diğer bilmediğimiz hero'ların şeylerini de aslan hoşunuza gider mi kardeşim? Ama klasikte oynarken sanki çok kolsuzlar gibi çok kolay geçiyor. O muhabbetten rank giriyorum ama şu an şampiyon havuzum güzel yani. 3-4 tane daha ranked'da video atacağım şampiyon var. Sen ne yapıyorsun kral? Kral ben sana bunu al dedim mi be? Yat bakayım sen güzel. Ben ayaktayken de bir daha objektife girmezsin. Bu objektif çok önemli. Buna smite atmam gerekiyor. Tamam güzel attım. Bunu alabilir miyim?
Dur bakalım şunu bir kullansın. Kullandı mı? Tamam. Buradan çıkmam gerekiyor. Ya da alır mıyım? Smite, smite, smite. Bir can. Rahibe, ben bu adamın oyununu bitireceğim kanka. Kim bu? Rahibe Furoria. Tamam, okey. Alright, alright. Alright, guys. Oyun kitlesini tutarsa dediğim gibi gelecek vaat edebilir. Çünkü gerek Mobile Legends, gerek White Rift, gerek Arena of Valor, onların ilk çıktığı güne göre çok iyi bir çıkış yapıyor diyeceğim de, bu oyun hali hazırda zaten 5 senelik bir oyun. Şöyle W ile duvarların içinden falan da geçebiliyoruz. Bir şampiyonun oynayış kiti hoşuma gitti. Bir şampiyon daha var ya, Soya benzeyen, adını unuttum. Onun da hoşuma gidiyor bu arada. Onu da bir şekilde ayarlayacağız. 15'e 9 şu an. Geçenki attığım video. Onu atmasam da olurmuş yani. Ama ilk izlenim diye yani. Bakacağız. Sizin de yorumlarınız önemli zaten. Ne yapıyorsun sen Butterfly? Aslında ben böyle ultiyi saklıyorum da hiç gerek yok, biliyorsunuz mu? Keşke gerek olsaydı. Çöp bok yoluna gitti ultimiz. Bu middeki şampiyonlar çok OP bu arada. Gerek uzaktan vurmaları olsun. Ondan sonra gerek kitle kontrolleri, yani elinizdeki çar kitle kontrollerine bağışıklık sağlamayan bir çarsa kelimenin tam anlamıyla bir tür ayvayı yiyorsunuz kardeşim. Demeye çalıştığım bu. Sen ne yapıyorsun birader? Sen niye kendi jungle'ın normalini dönüyorsun? Sal bakayım onu bana, güzel. Ultiye de verdik bir tık. Yalnız ben burada bunları alır mıyım? Ultim yok. Şuna bir tur smite vur. Şuradan bir tur can bas. Bekle bekle, burayı oynayacağız. Bekle. Ultiyi gene bok yoluna attık bir tık ama sorun değil yani, hemen geliyor zaten. Buradaki kuleyi açmamız gerekiyor şu an. Hiçbir koridor kule açmadı mid dışında. Mid'deki kuleyi de ben açtım zaten. Şimdi aslında bir tur reset alsak, yok reset almaya gerek de yok. Wild Rift'ten dolayı ben sürekli hep reset aldığım için, tamamlamak için. O muhabbetten onun eski alışkanlığı diyelim. 3600'üm, sebebi hiç gold kasamamam. Sürekli sağda soldayım. O muhabbetten birazcık şey yapalım kanka. Buradaki objektif çıkmış mı? Daha çıkmamış. Tamam. Şu itemi alalım. Bir tur ormanımızı dönelim. Azıcık gold kasmam gerekiyor çünkü. Ve bu oyunda geri düştüğünüzde de düzgün bir zamanlama yaptığınızda geri toparlayabiliyorsunuz. Şunu ben bir alayım. Şuradan da Q'ya vereyim. Şununla bir savaşalım bakalım. Sen beni az önce kesmiştin değil mi? Tamam. Alright. O da ölecek. Tamam, bu şampiyon neyse kardeşim, hem dayanıklı hem hasar veriyor. Savaşçı zaten. Tamam, alright. İki kere öldüm, ikisinde de bloğu öldüm, farkında mısınız? Ne yapıyor lan bu şampiyon? Öbür el bunun da videosunu çekebilirim bu arada. Hükmüne son shutdown verdi zaten. Bu ne yapıyor lan? Lubu, bu Lubu, Lubu. Arena of Valor'daki Lubu. Aynen. Devam edelim bakalım. Mavi takım canavarları yeniden doğdu. Altın kazanmak için onları öldür. Sana mı soracağım kardeşim? Allah Allah. Şimdi şuradan şunları almaya bir tur devam edelim. 11 level olur muyum buradaki blue'yu alsam, yoksa mid'deki fight'a mı gidelim? Bence mid'deki fight'a gidelim diyeceğim de, biz gidene kadar şey oldu. Duvardan geçme skill'i çok fena, saniye falan kazandırıyor bu arada. Kankam onu benden çalacak mı? Adamsın sen. Çalmayı dene. Klasik takım arkadaşları düşman muhabbeti mi? Değil. Çünkü şu an çünkü kimse hala ne yaptığını bilmiyor. Ama şöyle bir dediğim gibi, bir iki ay geçtikten sonra herkesin eli ısınıp herkes ne yapacağını bilecek gibi. 4600, az önce 3000 şeydik. Huey en çok kasmış ADC, zaten onunla beraber girdim şu an. Gel bakayım oğlum sen. Tamam. Çok kalabalıklar. Burada öleceğim. Öleceğim burada maalesef. Koru beni. Alright. 3 kişinin arasında kaldım. Burada zaten öleceğim belliydi de. Neyse, NT diyelim. NT diyelim. İtem muhabbetine bakacak olursak, 2,5 itemim. Karşı toparlamaya başladı bu arada. Erken oyunda güzeldik. Orta oyunda bir tur düşmeye başladık. Bunun sebebi beni 2 kere kesen saçma sapan bir şampuanın olması. Şampiyonlara trollüne şampuan diyorum ve bu kelime şaka bir yana, cidden dilime dilime dolandı. Tamam, diğer itemin küçük parçasını da aldık. Buradan onu kapatmak yerine ben şuradaki lavuğa gitsem daha sağlıklı olacak. Şu an kaybediyoruz gibi bir şey. Biz 27k 26k. Okey, kafa kafaya kafa kafaya. Halledeceğiz kardeşim, sorun yok. Minyonları bizimkiler alsın.
Bak minyonlar varken gerizekalı orman kempine vuruyor. Neyse enti. ADC'miz kasmış bir vaziyette zaten. ADC ile diyor girdim. Şuradan bir şunu alalım. Benim acilen can çalmaya ihtiyacım var. Ya bir 13 level olsam zaten bu item muhabbetiyle beraber çok güzel bir şekilde ayakta kalıp bunların içlerinden geçeceğim. Çünkü dediğim gibi oynadığım şampiyon late game çarı. Cidden late game çarı yani. Oradaki minyonlara bir parti tip mid'deki fight'a gitsek ne olur? Güzel şeyler olabilir. Şuradaki minyonları da bir tur temizleyelim. Bizim buradaki oynayan şey yapmıyor çünkü burayı fazla itmiyor. Hükmüne son bizim ADC tek yedi. Geliyorum oraya. Zaten duvarlardan geçen bir skillimiz var. Bekle. Biz neyin yavaşlatmasını yiyoruz böyle birader? Gel bakayım sen. Tamam, güzel. Buradan da ultinin ikincisini şuna vuralım. Gayet iyi toparladık şu an. Şöyle de bir seni havaya kaldırsam. Tanklar ölmüyor kanka, bu ne ya? Ona menzil yetmez de arkadan bu lavuğa dönsek. Tamam. Orayı fazla zorlamaya gerek yok. Bot'u görmemiz gerekiyor. Bu adam beni iki kere kestiği için şu an tek başıma gitmeye bir götüm yemedi. Ama biz burada iki kişiyiz. Gel bakayım sen. Dur. Bu sefer ultimi basmayacağım. Bekle, şu an basacağım. Kanka senin kaç saniyede bir o skillin geliyor? Bana bunu açıklar mısın? Güzel. Ultinin ikincisini de bir şuna vuralım. Şu an Char'ın full pasifinden bahsetmedim bu arada size. Zamanım olmadı maç tryhard geçtiği için. Onu da bahsedeyim. Skill biriktiriyorsunuz kanka. Mesela benim altımda bir skill var. İki skillim oldu. Ne oldu? Altımdaki şey iki oldu. Bak üç oldum. Hem menzilim arttı. Hem de böyle yukarıdan vurdum. Bu takım savaşında çok OP bir skill bu arada. 6-3 olduk birden. Herkes ayaktayken buna girmek mantıklı mı? Bakalım. Smite'ı bir tur kilitledim ama. Benim hala önceliğim bu kardeşim. Tamam, güzel, aldık bunu. Şimdi buradan böyle buraya geçsek tankı ulti atmaya gerek yok. Tamam. Şu lavuğu bir havaya kaldırayım ben. Tamam, güzel. Good good good. Dur, kaç. Kaç. Sırf kitle kontrollerine bağışıklığım olsun diye ultiye bastım da orada 15 canım varken geldi yani. ADC'de orman kampına vurmayı tercih etti. Well done. Şimdi 7700 gold oldu. Karşının en çok kasmış 7600. Bu neydi lan bu? Rahibe Fru'nun şampiyonu Mulan. Güçlü bir şeye benziyor. Ki güçlü de kanka, zorlamasına rağmen. Şimdi bir tane birinin işsiz gibi gidip buradan ya, en alttan yanması gerekecek. En alttan kastım burası. Diğer türlü sıkıntıya gireceğiz çünkü. İnşallah çocuk öyle yapar. Kaç itemiz? 4'e geliyoruz yani bir bakıma. Gold'umuz ne kadar? 462. Global bir ulti geldi oraya. Ah be. Gölge önce doğdu. Tek ben ayaktayım. Bizden 1-4, 3-5 giden adamlar var. Ama flamelemeye, cart yapmaya gerek yok. Maç kafa kafaya gidiyor. Tek yanlış adıma bakar. Tamam. Burada bununla fight'a girmeyeceğim bu arada. Bu beni kesiyor çünkü. Hoştan it. 15 level'ım içinden geçerim de bizden kimse ayakta değil işte. Bu faktörü hesaba katmamız gerekiyor maalesef. Devam edelim. Sen ne yapıyorsun? Tamam, kuleden hit de yedi. Ama minyonları tutmam gerekecek. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Tamam. Çok güzel. Nice. Benim şu an bence midden yanmam gerekiyor. Alttaki butterfly'ı alırlar mı? Alırlar gibi, bilemiyorum. Sattığım yerler de oluyor, topladığım yerler de oluyor ama şu an takımı tutan ben ve ADC zaten. Biz bunu direkt bir fight öncesi çıkarsak nasıl olur? Olur, neden olmasın ki? Ulti basmayacağım bunun için, gerek yok. İki kişiyiz çünkü. Arkamızdan üçüncü de geldi. Danaya girer gibi giriyoruz ha. Vallahi danaya girer gibi giriyoruz. Üç kişileri öldü. Diochan doğacak ama Diochan arkadan ulti bastığında bir tur bok yoluna gidiyorum ben. Ultim dışında çünkü kitle kontrole bağışıklığım olan başka bir şeyim yok. Bir tur bekleyelim şimdi şurada. Bekle. Şöyle bir hepsine vursam nasıl olur? Gayet güzel.
Bu pezevenk alttan oyalayın yarıyorum yapıyor da haritaya bakan var kanka, haberin olsun yani. Bekle, ben de geliyorum oraya. Gel bakayım oğlum sen. Şuna bir smite atıp yavaşlatsam. Bir de şöyle yapsam güzel. Tamam, nice. Dediğim gibi birinin cidden buradan yarması gerekiyor. Minyonlar çünkü bu oyunda tutamıyor kanka küçük şeyleri. Güzel, bizim ADC doğrudan kastı. 42'ye 24 lan. Ben niye bu kadar zorlandım ama? Garip. Onlar oradan bitirir mi? Dur bir saniye. Dediğim gibi kimse burayı itmediği için, kazanmak için ben iteceğim kanka. Yapacak bir şeyim yok. Güzel. Bizimkiler de bitirdi zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayrına kanala abone olup videoda like atarsanız cidden çok fena makbule geçer. Oyun için görüşleriniz önemli kardeşim. Yorumlarınız da benim için önemli ve değerli. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hatta ne olmuşuz onu da bir göstereyim. Gümüş 2. Şu anlık güzel.